Marmaris'e gitti. Marmaris'ten evlendiler. Ukrayna tarafına gitti. Ukrayna 8 sene önce orayı aldı, Donbass. Donbass'ta hayatını sürdürüyordu. Bir tane torunum var, hanımı var. Hayvan çiftliği var orada. Markete falan var çocuğumun. O savaş olduktan sonra bir iki gün sonra çocuğumu Rus askerleri almış götürmüş. Ne demişler? Hiçbir şey bilmiyoruz şu anda. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hanımın anlatmasına göre aldılar gittiler dedi. Askere mi almışlar? Asker almışlar. Peki o gün bugündür oğlumuz... Şu ana kadar bir haberim yok. Kaç gün geçti? Aşağı yukarı bir ay oluyor yani 29 gün oluyor. Bir ay oluyor savaş olan orada. Eşinden görüştük bize diyor ki Rus, pek Türkçe anlaşamıyoruz ondan biz. Aldılar götürdüler diyor Rus askerlere. Rus polisleri aldı götürdü diyor. Peki bakanlıkla falan görüştünüz? Ben Dışişleri Bakanlığı'nı aradım. Bana döneceklerini söylediler. Şu ana kadar bir kimse dönmedi. Peki oğlunuzun hayatından endişe ediyor? Vallahi bir haber alamadığımıza göre bir şey endişe duyuyorum tabii. Orası ne olduğunu belli değil. Yani yetkililerden bir an önce yardım bekliyorum. Yani annesi evde perişan, ben perişan. Yani ne de olsa bizim çocuğumuzdur yani. Biz yani haber alamayınca sıkıntıya giriyoruz. Kimse böyle olmasını istemez yani. Herkesin başına gelebilir. Savaş olacağı akşam görüştüm. Ne dedi size? Baba dedi bir şey olmaz dedi. Onlar dedi buradan bizim evin önünden geçiyorlar tanklar. Tanklar oradan geçiyor. Sessiz bir şekilde konuşuyordu. O günden sonra da haber alamadım.